Merhaba, Space'e hoş geldiniz. Şu anda Kazakistan Baykonur'daki uzay üstündeyiz. ExoMars uzay gemisi, kızıl gezegende yaşam izleri aramak için az sonra gökyüzüne fırlatılacak. Bilim ve mühendislik teknolojileri bu proje için birbirine adeta meydan okuyor. Biz de bu çalışmaları İstikamet Mars programıyla ekranlara getireceğiz. In our special series, Destination Mars. ExoMars projesi Baykonur'daki Kazak bozkırlarında başlıyor. Yuri Gagarin Rusya adına uzaya ilk giden insan olmuş ve bu tarihi yolculuk burada başlamıştı. Fırlatma platformunun 3 kilometre açığında Avrupalı ve Rus mühendis ve bilim insanları heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi. Yıllardır uzay araştırmalarında kullanılan aletler son teknolojiyle donatılarak Mars'a doğru fırlatıldı. Geliştirdiğimiz aletler sarsıntıya karşı çok hassas. Umarım tüm yolculuk boyunca herhangi bir sorun çıkmaz ve hedefimize ulaşırız. Yaklaşık 40 dakikadır çok gerginim. Aynı zamanda biraz stresliyim. Buradaki insanlar bu iş için çok emek harcadı. Şu anda burada olanlar evlerindeyken var gücüyle çalıştı. Tüm bu özverili çalışmalar bu uzay mekiğini yörüngeye koyabilmek için. Fırlatmaya 5 dakika kaldı. Biraz gerginim. Roket gökyüzüne doğru yükseliyor ve herkes rahatlıyor. Harika, şu anda Mars'a doğru yol alıyoruz. Gerçekten de muhteşem, heyecan verici. Roket dünyadan güvenli bir şekilde ayrıldı. Ancak daha yapılacak çok şey var. Birkaç saat sonra Moskova'daki görev kontrol merkezinde yüzler yeniden asılıyor. ExoMars uzay gemisi birazdan zorlu bir manevra yapacak. Roket motorlarını 4 kez ateşleyecek ve uzay mekiğinden ayrılacak. Bu belli bir zamana kadar kontrol edebildiğiniz bir patlama. Bu tarz durumlarda her zaman risk vardır. There's always an element of risk behind it. Ayrılık gerçekleşiyor. Şimdi Avrupa Uzay Ajansı çalışanları gerekli kontrolleri yapacak. Uzay mekiğinin her mekanizmasını test ediyoruz. Bu araç tamamıyla kontrol altında olmalı. Haftalar sonra sırasıyla diğer aygıtları da tek tek kontrol edeceğiz. Ayrıca Dünya ile iletişim kurduğumuz büyük anteni de. Kısaca bu süreç içerisinde test edilebilen her şeyi kontrol edeceğiz. Daha sonra uzay mekiği yoluna devam edecek. ExoMars'ın iki öncelikli projesi var. İlk olarak Mars'ın atmosferini inceleyip metan gazı arayacak. Daha sonra kızıl gezegenin yüzeyine mini bir uzay aracı gönderecek. Avrupa ve Rusya'daki Mars uzmanları bu projeyi dikkatle takip ediyor. Tıpkı Fransa'daki Lyon Üniversitesi gibi. Araştırmacılar Mars'ta çok az olduğu tahmin edilen metan gazının tam olarak var olup olmadığını bilmek istiyor. Daha çok metan gazının varlığıyla ilgileniyoruz. Çünkü metan Mars atmosferinde çok durağan bir yapıda değil. Mars'ta sabit olan karbondioksit. Eğer Mars'ın atmosferinde metan gazı varsa birkaç yüzyıl sonra karbondioksite dönüşecektir. Ve gezegen de bu gazı şu anda etrafa yayıyor demektir. Bilim insanları Mars'taki metan gazının peşine düştü. ExoMars'ın göndereceği fotoğraflarla da bazı ipuçları elde edilebilir. Est-ce qu'on peut réutiliser les photos de Mars? Des simulations de ce qu'il peut y avoir dans le sous-sol?
Mars'ın yüzeyini araştırdım. Bana göre ExoMars mekiğine ait en ilgi çekici aygıt, bende geliştirilen Cassis kamerası. Bu kamera sayesinde Mars'ın renkli fotoğraflarını çok büyük bir çözünürlükte çekebileceğiz. Ayrıca tepeler, çukurlar gibi topografik bilgileri de sistemli bir şekilde yine yüksek çözünürlükle elde edeceğiz. Bu fotoğraflar sayesinde daha önce üzerinde tartışılan Mars'ın yüzeyinde tuzlu suyun olup olmadığı gerçeği de gün yüzüne çıkarılacak. Mars'ta sıvı halde su bulmadık. Sadece tuz izine rastladık. Mars'ta tuzun olması sıvı haldeki suyun varlığıyla mümkün. Yediğimiz sofra tuzundan bahsetmiyoruz. Bu tuz türü suya atılarak beyazlatmada kullanılıyor. Yani hayat izlerine rastlamak için pek de olumlu bir işaret değil. ExoMars Ekim ayında Kızıl Gezegen'e vardığında ana uzay gemisi yörüngede kalacak ve diğer küçük mekik Schiaparelli Mars'ın yüzeyine inecek. Mars'ın yüzeyi Kazakistan'daki Baykonur gibi ama biraz daha farklı. Aşırı derecede soğuk ve kuru. Uzay mekiğinin atmosfer içerisinde gidebilmesi sayesinde Mars'ın atmosferiyle alakalı birçok ölçüm yapabiliyoruz. Böylelikle Mars'ta meydana gelen iklim olayları konusunda bazı öngörüler ortaya koyabiliyoruz. Bunun yanında Oleg Korablev tarafından geliştirilen spektrometre sayesinde Mars'taki havanın içerisinde bulunan elementler ölçülebiliyor. Bu alet Kızıl Gezegen'in atmosferinden geçen güneş radyasyonunu ölçerek atmosferde az miktarda bulunan gazların miktarını tespit ediyor. Tüm bu ölçümler şu bilimsel sorunun cevabını bulmak için yapılıyor. Acaba Mars'ta hayat var mı? Ya da var mıydı? Buranın ölü bir gezegen olduğunu düşünebilirsiniz ancak gerçekte su izlerine rastlanan bazı değişimler olabilir. Bu da hayatın varlığının ilk belirtisi. Burası yaşanılır bir yer gibi durmuyor ancak bu hayat olmadığı anlamına da gelmez. Diyelim ki metan gazı izine sıkça rastladık. Bu konu sadece biyolojiyle ilgili değil. Şunu belirtmeliyim ki ben bu konuda biraz şüpheciyim. Hayatın olup olmadığıyla ilgilenmiyorum. Diğer arkadaşların da bu konuda dürüst olmasını istiyorum. Baykonur Uzay Üssü'nden şimdilik bu kadar. İstikamet Mars programının diğer bölümlerini internet sitemizden izleyebilirsiniz. Gelecek hafta uydu teknolojilerinin arama ve kurtarma çalışmalarında nasıl kullanıldığını konu alacağız. Şimdilik hoşça kalın.